Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle elimde gördüğünüz bu güzel kenar modelimizi çalışacağız. Modelimizi dilediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Havlu kenarlarında, battaniye, mutfak takımları ya da çarşaf, yani dilediğiniz kenar çalışması konulabilen her yerde şık durabilecek, yapımı kolay bir çalışma. Ben 2 numaralı tığımı ve simli ipimi kullandım. Sizler dilerseniz dantel ipiyle, dilerseniz normal iplerimizde, eğer battaniye ördüyseniz battaniye iplerinizde bu güzel çalışmamızı yapabilirsiniz. Evet, şöyle tekrar bakalım. Gayet kolay bir çalışma. Kolay gelsin diyerek hemen başlayalım. Kolay gelsin. 3 zincirimizi çekerek başlayalım. Bir tane düğümümü attım. İpimi gevşettim biraz. 1, 2, 3. Tığın başını doluyorum. Birinci zincir yuvasının içerisine giriyorum. 1, 2 defa da çekiyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Aynı yere, biraz önce girmiş olduğum yere ikili trabzanımı örüyorum. 1, 2. Tekrar tığımın başını doluyorum. Aynı yuvaya giriyorum. 1 2, 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanımızı ördüm. Buradan 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. Tığımın başını bir defa doluyorum. Giriyorum. 1 2. Aynı yere bir daha giriyorum. 1 2. 2 zincirimizi çekiyorum. Tekrar aynı yuvaya 2 tane trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. Tığımın başını bir defa doluyorum. İlk trabzanımın tepe noktasına şöyle gelerek batıyorum. 3 defa da çekiyorum. 2 3. 1 2 3 zincirde üzerine çekiyorum. Kenarları 3 defa da çekiyorum. Ortadaki trabzanlarımı 2 defa da alıyorum. Çeviriyorum. 3 zincirimden sonra yeniden 2 zincir içerisine girerek 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. Tığımın başını yeniden bir defa doluyorum. Bu kez şurada boşluğumuz var, bakınız. O boşluğa altından giriyorum. 3 defa da alıyorum. 1 2 3. Kenardaki trabzanımız 3 olacaktı. Üzerine 3 tane zincirimi hemen bu yönde çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Araya giriyorum. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. Bir defa başını doluyorum. Boşluğa şöyle alttan giriyorum. 1, 2, 3 defa da çekiyorum. Tekrar bitirdiğim yönde 3 zincirimi çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. Üzerine bu yönde 3 zincirim. Arkasını çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. 1, 2. 1, 2. 2 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar 1 2 1 2 1 2 3 4 5 defa bu düzenimizi kurduk. Şimdi şurayı saymıyoruz, bakınız ilk başlangıcı. 1 2 3 4 5. 2 tane zincirimi çekiyorum. Şuradaki görmüş olduğunuz bölümün içerisine başını 2 defa tığımın doluyorum, giriyorum. 2 zincir çektim, 2 doluyorum ve giriyorum. İkişer ikişer alıyorum. 1 2 3. Araya 2 tane zincirim. Tekrar 2 defa doluyorum. Giriyorum. İkişer ikişer alıyorum. 1 2 3. 2 zincir, araya 2 defa doluyorum. İkişer ikişer çıkıyorum. 2 zincir. Tekrar 2 defa doladım. 2 zincir. 10. trabzanımızı örmek için 2 tane zincirimi çekiyorum. araya giriyorum. Yine ikişer ikişer alıyorum. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane trabzanımız oldu. Araya zincir çekmeden şuradaki zincirimin altından giriyorum. Ve bir tane zincirimi çektikten sonra çeviriyorum. İki zincirimin içerisine bir tane sık iğne ile giriyorum. Tığımın başını doluyorum. Görmüş olduğum bu araya 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. 1 2 3. Hemen aynı yuvaya bir tane sık iğne örüyorum. Sık iğne ile başlatıp yuva içini sık iğne ile bitiriyorum. İkinci yuvaya yine bir sık iğne, 3 tane ikili trabzanım örüyorum. 1 2 3. Yine bir tane sık iğnemi örüyorum. Diğer yuvaya bir sık iğne, 3 tane trabzan. 1 2 3. Aynı yuvaya sık iğne. Sık iğne ile diğer yuvaya başlıyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan ve sık iğne. Bir sık iğne, 3 trabzanıma yine örüyorum. Aynı yere sık iğne ile batıyorum. Trabzanlarımızı ve sık iğnelerimizi örerek bu kirpik kısmını oluşturduk. Modelimizin en önemli ve en özel bölümünü. 5. grubumuzdan sonra 2 tane zincirimi çekiyorum. 1 ve 2. Yine yuvanın içerisine girerek örmeye başlıyorum. İkili trabzanlarla 1 2 2 zincir 2 trabzan. Aynı şekilde şu aşağıda hazırladığımız gibi hazırlayarak ikinci bu kirpikli bölümümüz için alt zemin hazırlaması yapıyoruz. Başını doluyorum. Kenarımı 3 defa da çekiyorum. Kasmasın şu kısmı. 1, 2, 3 bitirdiğim yönde yine 3 zincir çeviriyorum. 2 trabzanımı örüyorum. 1, 2, 2 zincir, 2 trabzan. Başını doluyorum. Buraya batıyorum. 2 zincir çekerek geçiş yaptığım yere 3 defa da alıyorum. Bitirdiğim yerin üzerine 3 zinciri çekip çeviriyorum. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Başını doluyorum. 1 2 3. 3 zincir bitirdiğim yönde çekiyorum. Tekrar 1 2 2 zincir 2 tane trabzanımı örüyorum. Toplamda bakınız modelimizin kurulumundan sonra 1 2 3 tane ördüm. Tekrar bir defa başını doluyorum. 1 2 3. 2 zincir çekip yeniden çiçeğimizi oluşturmak için hemen yandaki, yani biraz önceki batmış olduğum yere geliyorum. 2 defa başını dolayarak ikişer ikişer trabzanımı örüyorum. Araya 2 zincir, tekrar ikişer ikişer çekiyorum. 6 tane trabzanımı bu şekilde arasında 2 zincir çekerek yapıyorum. Sayalım. 2 4 5. Bir tane daha. 2 zincirimi çektim. Şuradaki bölüme batıyorum. 2 zincirin olduğu bölüme. Bir tane zincir çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum ve ilk trabzan arası 2 zincirin içerisine bir sık iğne yaparak giriyorum. Araya 3 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 ve 3. Bir tane sık iğne. Bir sık iğne ile diğer araya geçiyorum. 3 tane trabzanım örüyorum. 2 ve 3. batıyorum. Bütün iki zincirler içerisine üçer trabzan, ikişer sık iğne başında ve sonunda örerek devam ediyorum. 5 tane kirpiğimizin 5'ini örerek tamamladık ve yeniden buradaki kenar zeminimizi kurmak için 2 zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum ve aynı işlemlerimi tekrar ediyorum. Tamamen modelimiz bu işlemlerimizden oluşmakta. Başını doluyorum. 1, 2, 3 çeviriyorum. İki zincir. Zeminimizi hazırladık. 1, 2, 3. Yine tığımın başını doluyorum. Kenarımı örüyorum. 2 tane zincirimi çekiyorum. 2 defa başını dolayarak ikişer ikişer trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Ve işlemlerimizi aynı şekilde tekrar ederek istediğimiz ölçüye kadar örgümüzü devam ettirebiliriz. Evet, bir çalışmamızın bu şekilde sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişizdir. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.